Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber Çin'de yarışıyoruz. Evet, McLaren'deyim çünkü yeni seriye başladım ben. Sonra videosunu çekecektim, müsait olamadım. Ama oynamaya devam ettim ben. Öyle bir manyağım. O yüzden videosunu da çekemedim. Ortam müsaitliği de çekemedim işte. Bu arada Çin'deyiz. McLaren'deyim. Abi böyle bir aracım var. Berbat bir araç. Hiç gitmiyor yani. Araca şey eklememişler. Gaz pedalını eklememişler. Öyle bir araç yani kendisi. Allah belamı versin, hiç dönemedim, neyse. Bakın gerçekten dönemedim. Zorluk bir tık düşük. Kaç olduğunu söylemeyeceğim çünkü bayağı düşük aslında. Yani 80 falan olması lazım. Düşünün, ben normalde 90'da oynarım. Ama bunun amacı da şöyle. Bu arada çok az, çok az düşmüşüm ya. Neyse, daha ayarlayamıyoruz zaten. Çünkü yani yarışırken acayip zaten zor bu pist. Yani zor değil de benim için zor. Bu arada adım Yağmur tabi. Zaten bir yağmur. Neyse. Bu pist benim için gerçekten zor. O yüzden şey yapmak istemedim. Ay, ablacığım hadi hadi. Tamam abla hadi. Hiç etkilemiyor, biliyor musun? Yani tomorrow, yarın ne yapacaksın? Team play. Sportman oldum biraz. Tamam, güzel. Pretice. Burada hiçbir şey olmuyor. Her türlü bir şey kaybediyorduk. Yok, kaybetmiyormuşuz. Güzel. Hiçbir şey olmuyormuş. Doğru hatırlıyormuşum. Bunda da şu. Yine sportman bir insanım ben. Sportman. Şampiyon olunca direkt şovmen basıyorum bu arada. Ya da butler derse yine şeye basıyorum. Şovmen basıyorum. Evet, Çin'de yarışıyoruz. Çin'in arka düzlüğü var. Bizim aracın düzlüğü yok. Yani düzü yok aslında. Araç gitmiyor. Onu eklememişler. Öyle bir aracımız var. McLaren'deyiz. Takım, normalde ilk yarışa başladım. Yanlış setupla yarışmışım. Avustralya'da yine podyuma çıktım şansa valla da. Şeyle yani. Gerçekten şansa bala çıktım. Çünkü ben normal dördüncü bitirdim. Hamilton birinci şey olmuş. DNF olmuş. Yarıştan sonra nedeni bilmediğim bir şekilde. Neden oldu, hala bir fikrim yok. Takım arkadaşım, bu arada ben Norris'i sevmem, bilirsiniz. O yüzden Sainz. Ha, bir de ya, şeyle başlayacağız. Inter'le başlayacağız. Hadi bakalım. Bunlar kaçacak. Amacım ilk altıya girmek. Her yarışta aynı. Çünkü McLaren'deyim. Hani şey değil zaten. Düzgün bir araç değil. Üzgünüm ama değil yani. Ki ben neden McLaren seçtim, onu da açıklayayım size. Çünkü bir şey fark ettim. Ben kendim seriler oynadığımda hiçbir zaman McLaren yarışmamışım. Böyle bir saçmalık yapmışım. Yani hiçbir zaman McLaren yarışmayınca da dedim neden yarışmamışım? Yarışayım dedim. Neden yarışmadığımı anladım. Çünkü çok yavaş. Bu arada şu ön kısımda gösteremiyorum ama şu parmağımı uzatıyordu, biliyor musunuz? Sanki görecekmişsiniz gibi. Şu halonun şu kısmında normalde direk var. Hatta yarışın başlangıcında gösteririm. Bakın, tam o kısma bakarsanız normalde direk var. Ben orayı kapattım. Yani normal kendim şey ekranda yarışmaya deneyeceğim mesela. Ha, bir de yağmurda kalkamıyorum da ben. Bende start da yok. Benim araç gitmiyor. Durmuyor da. Oh, mükemmel. Bu yarış çok sıkıcı olacak. Çok. Bir tane yayınlamam ya. Ya da gerçekten güzel bir geçiş falan yaparsam. Normalde ben buraya hep dışarıdan gelirim geçerim bir sürü kişi de. İşte yağmur beni patlatıyor ya. Fetel. Ya sıfır, ya sıfır, ya sıfır. Daha ilk virajı dönüyoruz ha. Araç gitti ki. Ben buraya biraz deneyeyim ya. Böyle video 30 dakika sürüyor değil mi? Fete git. İçeriden geldi ve geçti. İçeriden geldi ve geçti. Tamam, tuttum. Geç abi, dışarı geç. Ben içerideyim. Geçemez ki. Fersepen, ben senden az destek alacağım kardeşim. Eyvallah. Yok abi, bu yarış bitmeyecek. Bu adam beni 35 kere daha zorlayabilir. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Alo. Tuttum, tuttum. Vallahi billahi Recep pistte tuttum. Hop, gidiyoruz. Ha, zaten iyi olmadığın bir pist. Niye yağmur koyarsınız ya? Neyse ki sadece interlik bir yağmur. De ben şeyde düzeyim, çıkamıyorum. Arka düzeye. Şu adamı içeri yollayabilsem aslında güzel olacak. Heh. Bay bay.
Ya bu yarış bitmeyecek bu arada. Ben bunu yayınlamam herhalde. Birazdan icra durur iptal edebilirim. Durmuyor ki araç. Aa, bendeki setup dry setup'ı. Ne tutuyorum aracı var ya. Ama Albon, affedersiniz, eşeği bana kaç kere daha vuracak merak ettiğim için. Tamam, onu attık. Bir tık sıkıştırdım, farkındayım ama yapmam gerekiyordu. Bu arada ben ERS'ye böyle gidemem. Hücum yapmak zorundayım. Heh, Vettel de geliyor. Şurada yarışacaktım normalde ya. Yağmur olmasa. Burada beni geçecek. Benim burada dışarıdan atak yapmam lazım ya da. Güzel kalktım aslında. İçerideyim zaten. Abi işte araç gitmedi diye dedim, bu ya. McLaren gitmiyor. Vallahi gitmiyor. Zaten şurada yaklaşmasından bile belli yani. Benim her türlü içeri girmem lazım aslında. Ben yine dışarıdayım. Yine dönemedim. Ne anladım ben bu işten? Dur o zaman, ben içeri alayım. Aa, çok geç çıktık. Direkt içeri şöyle alırsam. Gidiyorum. Yok abi ya. Çok şey oldu bu yarış. İmkansızlıklarla dolu. Bak adam hiç dönemedi. Heh. Ben tekrar çizgime oturdum abi. Hiç sorun yok yani. Ben bunları savunamam bu arada. Bunlar hepsi beni geçer normalde. Ben bir tık illegal savunmalar yapacağım sadece. Belki öyle. İşte adam, tecrübe var adamda. Bende de yetenek. Neyin artistiyse. Dışarıdan devam etse ederdi. Hiç umda değil. Çok da güzel kapıştık bu arada. Hiçbir şey de yok. Yok abi, zaten yarışamadığım pist, bir de üzerine yağmur olunca. Ben zaten yağmurda yarışamıyorum. Adıma bakmayın, adım. Yağmuru severim ama bu oyunda değil ya. F1'de değil. Belki oyunu geç. F1'de sevmiyorum. Alonso değilim ben yani, yok. Benden çıkmıyor. Araç çok kayıyor, hiç şey yapamıyorum. Yani tüm setup'ım falan kaynıyor ya haliyle. Çünkü benimki dry setup'ı, yani kuru zemin setup'ı. Kuru zemine göre ayarlanmış diyeyim. Niye her şey İngilizce söylemeye çalışıyorsam, elit bir insan. Elit. Tuttum. Ha, tek güvencem DRS yok. Bu da güvenceyse tabii. Böyle bir güvence de olmaz ya. DRS yok diye güvence. Bu arada beni geçti. Bırak geçsin. Şöyle bir şey yapacağım. Abi bir dakika, kız. Çok güzel geldi. Çok da güzel geçti. Yağmur Demirtaş. Evet, soyadım Demirtaş. Ama onunla hiç alakası yok. Bu siyaset içinde söylemedim. Şu an neden bunu söyledim ben? Aha, yakalandık, gizli ajan. Yok yok, ben Sivaslı bir insanım, hiç alakam yok. Yaklaşamaz, o yüzden dışarıdan devam edeceğim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani yağmur olmasına rağmen zevkli bir şu an yarış. Evet, yarışamıyorum ama zevkli. İkinci turdaki kapışma güzeldi bu arada. Abi dönemedim de. Bunlarda da hiçbir çizgiyi kaçırmamam lazım aslında. Soldaki arada güzel duruyor bu arada şimdi. Bu soldaki haritanın en sevdiğim Monaco yarısı ya. Şey ya, Monaco'da aynayı kapatmıyor. Monaco'ya da yarışırsam soldaki haritanın büyük haliyle. Şu an küçük hali olması lazım kanalda. Paylaştıysan tabii, onu da hatırlamıyorum. Silmişti olabilirim. Çünkü bir tane bir şey silmiştim ama ne sildim hatırlamıyorum. Hop hop hop. Hop. Giremez rahatım. Atak yapacaksa yapsın. Benlik sıkıntı yok.
Ay. Küfretmedim. Geç abi yanıma. Tamam. Şimdi kıstım. Birazcık daha kıstım. Geç artık beni. Heh. Ben tekrar içeri dalacağım. Aa, eşek. Beni biraz geçsin, en azından sonlara doğru yakın olayım diye LS'ye falan attırıyorum. De şu an artırmam lazım. Şu an kız. Gaz kestim, gaz kestim. Abi bir dakika, en içeriden fetal geliyordur. Dışarıdan devam etmek zorundayız. Güzel. Fetal'in olması daha kötü bu arada. Red Bull daha kolay bir engellenme aracı. Of, iyi tuttum daha. Gitti gitti şey gitti. Hızlı dalarsam olur. Adam vurmuş oldum şimdi. O yüzden şurada iyi tuttum. Ben dışarı çıkacağım abi, sen içeriden geç. Ben çizgimi bozmuyorum, o içeride kalsın ki. Dışarıdan atak falan deneyeyim en azından. Lan ay şey kısacaktım, bir saniye bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Tamam çok farkındayım, kıstım ama ikide bir. Benzini benzini. Bu şimdi dışarı kapanamaz. Tamam. Abi üzerime sürmesem mi? Albon geliyor mu? Yok. İyi şey yaptım da, savundum da. Bunlar şimdi pistopa girmeyecek, ben de girmeyeceğim. Ben 14 tur boyunca savunacağım bunları karşı. Bir saatlik mücadele. Hadi bakalım. Ne yaptım ben ya? Öf. Bu arada resmen tren oluşturdum. Arkaya bakar mısınız haritada? Resmen tren var ya arkamda. Ama legal savunuyorum. Agresif ama legal. İkisi arasında fark var. Bu yağmur dinmiyor mu? İmdat. İmdat. Of, hiç dönemedim. Ya zaten geçireceğim de, yani şey olmasın en azından. Tamam, sen dışarıdan dön. Zaten ben bu rejiyi dönemiyordum. Tuttum. Vallahi tuttum aracı. Tuttum da adam dibimde. Kesin geçti. Bir sefer kesin geçti. Bir şekilde tutamam. Belki şöyle. Tamam şimdi gel. Şimdi gel geç beni. Gel geç. Çabuk geç. Çabuk geçmesen de olur, benim şey yapmam lazım. Aa, çok gittim be. Ama iyi tuttum aracı orada. Tamam, burada dümdüz gideceksin, tamam. Aa, Feder niye arkamda kaldı? Önünü mü kestim? Çok merak ettim, bakacağım şu an. Yo. Ha, o duramamış. Güzel, benim işime gelir. Tamam. Ha, tamam. Kim girdi arkamdan ya? Fetal. Aa, herkes giriyor. Ha, yağmur dindi ya. Bu benim için sıkıntı. Ben şeyde kalacağım şimdi. Milletin pistopunda tıkılacağım. Ulan ya. Hızlı olun, hızlı olun, hızlı olun. Abi ya, çok saçma. Herkes beni geçti. 3 turdur ben kaç? 5, 4 turdur boşuna savundum şu an. 4 turdur boşuna savunuyorum. Gitti, ikisi de geçemem bir daha. Nereye geçiyorum? Burada yerlerde hala sıklık olan yerler var. Burada oraya gireceğim. Kararımı verdim ben. Adamı gafil alacağız, dur. Dur dur, adamı gafil alacağız. Uf,
Çok güzel gafil avlamadım mı? Hiç beklemedi biliyor musun? Bu da millet niye mücummuş gibi yarışıyor? Adamı çok güzel avladım yeminle var ya butler. Bu overtake seni bir 2-3 saat düşündürür de ben bunu ne yapacağımı bilemedim. Geçsem mi geçmesem mi? Geçeyim bir an önce dur. Tamam, daha sonra daha az flashback var. Çünkü soft'a geçtik. Kaçırdım ya. Tamam, bir şey deneyeceğim. En sevdiğim zemin bu arada bu. Islak değil ama kuru da değil. Vallahi bu zemini çok seviyorum. Hani tam Inter'den soft'a geçtiğimiz turlarda çok iyi yarışıyorum aslında. Şimdi bunları geçmeyi beklemeyin de o kadar değil yani. Her şey ya böyle. Nasıl açıklayayım? Hani Inter'e de alışmış oluyorum. Ama zaten soft'ı da biliyorum. Ya da diğer kuru lastiği de zaten biliyorum. Hani hem ıslak zemine alışmış oluyor hem de zaten kuru lastikle gidiyorum. O yüzden bir tık daha iyiyim yani normalde. Normalden daha iyi yarışıyorum yani. Çünkü diğerleri daha şey alışmış olmuyor haliyle. Botlar. Softa. Ben bunları geçemem bu arada ya. Çok uzaklar ya. DRS'nin açılması falan lazım. Aa bir dakika lan bunlar kapışıyor. Doğru. Bu arada ben frene basmadım değil mi orada? İnşallah basmamışımdır. Bekleme o kadar. O kadar atak yapamazsın. Adam o kadar uzaktan ben de atak yapamam. Bekle. Aslında şey açılmadan, DRS açılmadan ben bunları eklersem çok iyi olacak da. Bu pistte bir anım var. Verstappen'le yarışıyoruz tüm yarış, tamam mı? Sonra şey yaptık. Adı nedir? Yağmur dindi. Son iki tur. Yağmur dindi bir anda. Biz de Verstappen girmedi son iki tur diye. Ben girdim. Soft taktım. Sonra en son virajda yetiştim adama. En son virajda adamı geçtim geri. Ya da zorluk bir tık fazla kolay olmuş. Neyse ya 80 evet bir tık düşük ama. Wow, iyi tuttum. Orada bir tanesini de tuttum ya. Vettel bana çarptı da tuttum falan. Yani güzel, çok güzel kontralar vardı aslında. Dikkat ettiyseniz bu iki virajı çok iyi dönüyorum. Hatta bayağı iyi dönüyorum. Şey gibi ya. Bu ıslak zemine giriyorum ya ondan dolayı oluyor da. Oğlum ben niye bugün böyle çok iyi kontraller yapıyorum? DRS çizgisi neredeydi burada? Şurada değil mi? Aa buradaymış tamam. Tamam, ona göre de takibim o zaman. Lan kontram gitti. Neyse kontramı gördünüz zaten. Kurtulamadım. DRS'de bu beni geri geçer. Sen geçsene abi beni. Şimdi bir geçsene. Alo. Merak ettim geçecek mi? Allah razı olsun ya. Tamam, yok. Bunu salacağım yere. Geçsin beni. DLC'de geri atak yapmaya deneyeceğim o yüzden. Ama Albon kaçar bu arada. Öf. Albon zaten kaçtı bırak ya. Hop Fethel. Yolladık Fethel'i. DLC bende bu arada. Değil mi? O çizgi DRS çizgisidir herhalde. Evet bendeymiş. Bak. Çekişle bende. Bu arada adamın çimene sokuyoruz. Bu da şu Mer'in kardeşine geçmesi var ya. Onu biliyor musunuz? Geçerken el sallıyor şöyle. Ne kadar saçma saçma anılarım var ya. Hayır, anı da değil yani. Ben bunu internette gördüm. Söylüyorum. Anlatıyorum. Belki de manyağım. Albon'dan en hızlı tur. Aslında en hızlı tur alsak iyi olacak da. Gücüm yok o kadar. Ama var ya bu turları çok seviyorum ya gerçekten. Şey yani. Daha ıslaktan kuruya geçiyoruz ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Albon kimi yakaladı?
Abi tamam, Mercedes önünde. Şöyle söyleyeyim, biraz zorlasam yetişirim bence. Zorlayacağım. Merak etme ne olacak. Hem fastlı sepeti alırım belki. Önümüzdeki sektör. Yağmur Demirtaş. Yok abi, ben gerçekten bunda çok iyiyim ya. Hani ıslak şey, kuru zemin, ıslak zemin ama kuru lastikleri gidiliyor ya, o turlarda çok iyi yarışıyorum. Bir konsolda olmama rağmen aracı tutmam çok iyi. Bir de bu ıslak zemindeyim ama şeyde çok iyiyim. Anladınız işte ya, zaten söyledim. Bir daha tekrar söylettirmeyin. Geç frenlerim mesela çok da iyi değildir aslında. Yani acayip iyi değildir. Ben pek beğenmem. Beğenen varsa da teşekkür ederim. Bu arada burada kısamam da, şimdi ne yapacağız? Kıstım da bir an. Nereye kısacağım? Açtan yere. diye kaldım. Daha duramadık. Ha, durdum lan. Oğlum çok iyi lan şu an zemin. Şu an zemin var ya, mükemmel ya. En hızlı tur Hamilton. Ama bir unuttuğu bir şey var. Arkalardan gelen Yağmur Demirtaş en hızlı tur alıyor. 1.40. 135. Daha önce kaçtı? Çok merak ediyorum. Şu an geri alıp bir daha bakacağım. Sağ üstte baksanıza. 1.45 mi? Ha, 1.41. Attı şu an. Hoppa! 1.40.062. Of! Direkt bir saniye çaktık ha. Bir saniye çaktık da şeyden. Her tur bu, en hızlı tur daha da gelişecek. Atmam şu an hiçbir işime yaramadı aslında. Zaten en hızlı turun amacı şu an bunlara yetişmekti. Ben kaçıncı başladım? 3 mü? 3. Yok abi, hiç iyi start alamadık ama ya. Kendi aptaldım. Bu arada Fethel'in ne oldu? Ben Fethel'i mi çarptım acaba? Çarptıysam da özür dilerim. Normalde Ferrari'ciyim yani. Hiç isteyerek yapmadım. Linç yemek istemiyorum. Vallahi isteyerek yapmadım. Şöyle ıslak bir zemine girsem aslında iyi olacak. Şurası gibi. Bakma öyle lan. Şey var. Faydası var. Lan çıkamadım da. Toprak varmış sonunda. Tamam, DRS aldık. En azından DRS eksiğimiz gidiyor. İyi, çoktan iyidir. Hiç çoktan mı iyidir, hiç yoktan mı iyidir? Bu arada DRS niye yok? Abi bir saniyenin altındaydı ya. Neyse. Hiç yoktan iyidir, çok saçma bir cümle. O yoktan bu arada. Cevap yoktan olması lazım. Bana çok saçma geliyor. Zaten hiç yok. Anlamadım, ikisi de aynı şey değil mi? Ya da ben kadar cahilim. Yine deresi alamadık. Yok, ben deresi alamayacağım. Önden birinin aracında arıza çıksa aslında. Ben bunları geçsem, üçüncü olsam. Uf, çok güzel olmaz mı? Ama bunlara yetişemiyorum şu an. HDS'm falan bitti. Şeyi de arttıramıyorum. Bir şeyi de arttıramıyorum. Aha. Yok, arkada gitti lan. Lan arkada mı gitti ya? Allah, bir araç gitti diye mutlu oldum da. Sainz gitmiş. Ulan takım arkadaşım gitti. VSC mi? Çok güzel. Değil. Aa, aslında çok güzel. Dur. Benim LS depolamam lazım. Çok işime gelir valla. Ben var ya, dakika bir şey frene basarım şu an. Al abi, al. Al. Var ya, çok işime geldi aslında. Ama nerede çıkacağını da bilmiyoruz. Ending diyor. Hayır, 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 dur. Bu mesela şeyi de çok seviyorum ya. Kumandanın rengi değişiyor ya. Şeye göre. Ending diyor, şu an ona bağlandım. Vallahi iyi de tutturduk ha. Daha yakın çıktım. Yani daha iyi çıktım aslında. Aa, kaçtı. Aa. Aa, şey yok. Ha, yok varmış. DRS yok sandım. Affedersiniz ama.
Ya adam Anya'da, ben Konya'da deri saçtım. Böyle saçma şey mi var ya? Ölçüm noktası olayı işte. Çok fark ediyor. Ne? Bunlar niye beni piste çağırıyor? Gereği var mı? Yok. Abi neden? Ne takacağız? Soft niye takıyoruz? Gider be. Gitmez mi? Gider ya. En azından millet pit stop'a girerse de ben girmemiş olurum. Gider gider. Ne olacak? Ben %70 ile yarış bitirmiş insanım. Zorluğu falan kastetmiyorum. Şey %70. Lastiğin durumu %70. Hatta 82 gördüğüm vardı. Sonra pit stop'a girdim galiba. Yo, %82 ile yarış bitirdim ben. Yani sevinç turunu atamadan direkt pit stop'a girdim galiba. Hatırlamıyorum. Şey, Monaco'ydu, hatırlıyorum da. Ama var ya, acayip zevkliydi o yarışta. Arkamda atak yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir atak yapacak yer yok düzgün. Aha. Kim gitti? Bottas mı gitti? Abi niye burası yellow flag? Vallahi Bottas gitti. Bottas sal beni. Gördüm reis. Amacım onun düzgün denememesi. Tamam. Ben dışarıdan geleceğim direkt. DRS bende. Adama çarpacağım diye fren yaptım ya. Ulan Albon. Ulan Albon. Tamam, ben bunu geçerim bu arada. Çok güzel. Dördüncü olduk. Şey, üçüncü olduk. Ya dördüncü olduk. Üçüncü nasıl oluyorsun Yağmur ya? Adamı geçtim. Geri yerimi geçtim. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Hop, Albon gitti. Şimdi bu bunu bir de... Aa, bu olmadı ama biz sen de böyle anlaşamayız Max. Marquez pitop'a giriyor. Aa, Lökler de girmiş. 3-4 tur var ya. Savunamasan da ben şey yaparım yani. En azından bir tık daha önde bitiririm herhalde. En öndekiler de girerse bu arada hayatta girmem ben pitop'a. Ben pitop'a girmeyeceğim. Değişik bir strateji uygulayacağım. Bakalım ne olacak. Yani arkada girmeyenler de var. Bence oyalanırlardı. Yani lastiğim kaç ki? Evet, lastik bitiyor, doğru ama abi de burası China değil mi? Burada şey gitmiyor, soft gitmiyor. Şimdi geldi aklıma. Soft direkt bitiyor burada normalde. Yani %80'e falan da olsam ben pit stop'a girmeden tutarım herhalde ya. Körler az girersen falan. Hemen ardından köre girdim. Hemen ardından köre girdim. Tamam, tüm hızım gitmiş olacak ama. Yani şu an Löklerin beni geçeceğini sanmıyorum yani. Aslında sırf Weber'le benim aramda 5 saniye var. Yani Lökler geçse öndeki ya da öndekiler pistopa girerse ben hariç hiçbir türlü girmem ben pistopa ya. Tek pistop deneyeceğiz, hadi bakalım. Keşke mücüm takaydım. Evet, keşke mücüm takaydım. Bak, şu anki aklım olsun mücüm takardım. Yani adamın sözü var ya, şu anki aklım olsa dünkü yaptıklarımı yapmazdım, ama dünkü yaptıklarımı yapmasaydım da şu anki aklım olmazdı. Tamam, siz bunu çözerken ben yarışmaya devam edeyim. Girmiyorum. Şuna şalaf sev diyeceğim ya. Kapıyı. Aa, vallahi Verstappen de girdi. La bunlar manyak mı ya? Hiç gereği yok bence. Tamam, lastik gitmiyor ama. Şeyde girerse Hamilton. Değişik bir strateji, hadi bakalım. Kesin tutmayacak bu arada, benim lastik kesin bitecek ya. Evet bak, 50'ye çıktı bile. Her tur 10 katıyoruz, hadi bakalım. 70 falan bitecek büyük ihtimal. Şeyim. Yarışta 70 falan olacağım. Butler yeni tur attı. Abi biri şundan o puan alabilir mi lütfen? Düşünsenize, Hamilton'da giriyor, birinci oluyorum. Bunlar bana geri yetişebilir bu arada. Öyle bir durum da var da. Olacağını sanmıyorum. Arkamda Weber var ya, o biraz tutar. Güzel. Allah'ım, birinci olursam ben bunu kesin paylaşırım. Zaten şu ana kadar çektim, paylaşacağım bir zahmet de. Artık kesin paylaşırım hani. 12 mi? 12 saniye ne be? Bir pistop kaç saniye sürer acaba içinde? Araştırsam şu düzlüğe çıkıp. Bir saniye gerçekten deneyeceğim ya. Tekel süremem de. Şöyle bir şey diyeceğim bak. Bunu oturtacağım, tamam mı? Ben telefonu açacağım.
Çiftliğe gireceğim. Google'a gireceğim. Yetişemedim. Bilecek şeyler demiyorum ya. Tam start düzünde. Şimdi şeye basmak lazım. Ama şey de olmuyor değil mi? F1'de bir pit stop kaç saniye sürer? İnşallah sesin gelmemiştir. Kesin geldi bu arada. Da tabii gelecek ya, şaka yapıyorum. Lökler al deniz sonra. Ha, eyvallah reis. Eyvallah. Hamilton girmedi ya. Ulan Hamilton da gireydi çok iyi olmaz mıydı? Bak Hamilton da... Hamilton medium takmışsa tabii ki girmeyecek. Neyse ikinci oldu senin adına. Güzel ya. Yine iyi bir strateji yönettik. Ya bence gerek yoktu. Tamam lastik bitiyor, evet farkındayım. Hani şu an yarışırken artık zorlanmaya başladım. Şu an baksanıza 61. Yarış bitince 81 falan olacak. Bir saniye. Espri bir fisto kaç saniye sürer? Evet abi vazgeçtim şu an. Espri ne ya? Espri ne ya? F1 dedim, espri anladım. Zaten F1 olarak deyince anlamıyor. Şey F1 diyorum. İnternet araştıracağım zaman. O köre girme. Tüm her şeyi patlattık şu an. Ceza verme bak. Adam gibi dönemedim. Arkadakiler gelmiş. Tamam burada zaman normal dönemdir. Ama arkadakiler gerçekten gelmiş bu arada. Weber de medium. Onun lastiği de daha yeni etkilemeye başladı. Ben patladım ya. Ya en azından dördüncü biteceğimi, üçüncü bitirmiş olurum en kötü. Hani Weber'e geçilsek. Bu arada Weber geçilmese ben şey Hamilton, Demirtaş, Weber. Uf. Var ya çok güzel podium olur. Ben geçen sene bir tane şeye başlamıştım yeni kariyere. Ben Vettel'i seçtim. Butler Mercedes'i seçti. Weber de şeyi seçmiş, Red Bull'u. Üçümüz aramızda bir kapışıyoruz. Ama var ya bir kapı... Bu arada sesim geliyor mu? Onu da bilmiyorum. İnşallah gelmiştir. Ama üçümüz aramızda bir kapışıyoruz. Çok zevkliydi ya. Lastiğim bitti bu arada ya. 66 ne maşallah. Lökler geçti. Lever az direnseydim be. Neyse. Lökleri de severim. Tamam kazandım bu arada. Stratejin tuttu. Bakın zeki insanlarla başka oluyor. Tamam belki lastiğim bittik, evet. Ama yarıda, işe yaradı mı yaradı. Şimdi şöyle köre girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Güzel, çok güzel strateji yürüttüm bu arada. Şimdi mantıken düşündüm. Benim lastiğim bitecek. Evet. Ama pistopu girip çıkarsam en azından şu an mesela nerede olurdum? En son kimin arkasındaydım ben? Verstappen'e çok uzak vardı en son. Evet öyleydi. Değil mi? Evet Albon şey yakalamıştı. Bottas'ı yakalamıştı. Ben de Albon'u yeni geçiyordum. Verstappen'e çok fazla mesafe vardı. Yani Verstappen'lerle beraber ben pistopu girseydim şu an Verstappen'e daha yine yaklaşmış falan olurdum en fazla. O da en fazla. Tamam uyarı veriyor ne olur ne olmaz. Ama şimdi Verstappen'lerle beraber pistopu girmediğim için hepsinin önündeyim. Hiç kimseyle de kapışmadım. Evet lastiğim sol ön lastiğe bakarsak %73. Allah'ım. Şunu yapabiliyorsam eğer şey yapacağım ya. Ana ekran profilim bu yapacağım. Şey yarışın profilini. Bu arada Hamilton kazandı. Evet. Hayırlı olsun Hamilton'cığım. Adam hak etti. Pistaba girmedi çünkü. Ve mücüm takmış. Lökler de bana yetişemiyor. İşte bu. Yetişemeye de işte bu. Ve Yağmur Demirtaş Çin'de ikinciliği kazanıyor. Çok da güzel strateji. Lökler de geliyor. Löklerle çarpışıyorlar. İşte böyle selamlaşıyoruz biz. İkinci lan. Güzel. Vallahi çok iyi. Üçüncü başladım, ikinci bitirdim. Bu da, bu arada buradaki harita mana haritası. Dikkat ederseniz bak, Toto Wolff'un yanındaki harita mana haritası. Onu niye göstermişler burada? Bir sonraki yarış Monaco mu? İspanya yok mu arada? Azerbaycan olması lazım. İspanya, Azerbaycan veya Azerbaycan, İspanya. Neyse. Videoyu daha fazla uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Çünkü beğenilere bakıyorum açıkçası. Alexander Albon.
Ve bir saniye, podyumda göstermezsem olmaz. Evet, bakın orada ikinci McLaren. Türkmenler oraya yastırdım. Böylece gurur duyabilirsiniz. Birinci olduğum yarışlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.